Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Perdelerimi açtım bugün. Unuttum videoyu açmayı. Sonra hemen açayım dedim videomuzu. Bir selam vereyim dedim. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız diye. Bugün havamız yağmurlu. Bayağı bir yağmur yağıyor ve soğuk. Evet arkadaşlar. Yarın inşallah vlogum gelecek arkadaşlar. Şu şekilde gelecek. Eski telefonumda çektiğim videolarım telefonum yapılınca kaybolmamışlar. Yükledim onları. Şimdi inşallah onları yayımlayacağım. Görüşürüz inşallah. Tabii bu arada biraz karışık video oldu. Vlog olacak. Ama yapacak bir şeyim yok. O zaman izleyin. Görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi mutfağımıza geldik. Kahvaltı hazırlıklarına başlayayım inşallah. Bana kolay gelsin. Evet arkadaşlar, bugünkü kahvaltımız da bu şekilde. Bize afiyet olsun. Kahvaltı masasından olan arkadaşlarımız da afiyet şifa olsun inşallah. Bugün böyle hazırladım arkadaşlar. Maydanozlu yumurta yapar mısınız bilmiyorum. Buraya da peynirli yumurta kırdım. Orası da pekmezli arkadaşlar. Tereyağımız da var. Bize afiyet olsun inşallah. Yeniden merhabalar arkadaşlar. Bizim kahvaltılık türü biraz eksiklerimiz vardı. Eşim dün eksiklerimizi getirdi. Dün telefonumun şarjı olmadığı için çekemedim arkadaşlar. Hala böyle düzülmüş bekliyor. Size göstermeden kaldırmak istemedim. Çok özür dilerim. Şöyle kanların zeytinlerini aldı. Şöyle Çaykur çayını aldı. Rize çayını aldı. Şöyle kanların beyaz peynirini aldı. Biraz abur cubur aldı işte. Şöyle kahve falan aldı. Afiyanın üçü bir arada, bilmiyorum içtiniz mi? Çok güzel, tavsiye ederim size yani. Şöyle Torku'nun çilekli şöyle gofretlerini almış, abur cubur. Şöyle yufka aldım. Şöyle Kaan'ların yine toz peynirini aldı. Tabii bu arada arkadaşlar misafirim var. Kestim onu. O yüzden o şekilde. Şöyle Vatan'ın sirkesini aldı. Elma sirkesini aldı arkadaşlar. Pul biberimiz bitmişti. Pul biber aldı. Şöyle biz bunlardan kullanıyoruz arkadaşlar, kabuk tarçın. Çayımıza falan atıyoruz. Ondan aldı. Şöyle sinigerimiz bitmişti arkadaşlar. Biz çünkü çok sık sık attığımız için uygunlardan alıyoruz arkadaşlar. Şöyle şampuanımız bitmişti. Bioplus'un şampuanını aldık. Organikmiş arkadaşlar. Yağlı saçlar için. Organik yağ diyor saçlar için. Bir de şöyle, yine bu da organik Bioplus'un, bu da kuru ve yıpranmış saçlar için arkadaşlar. Şimdilik aldıklarımız bunlar. Misafirim gelecek. Tabii şurada da hazırlıklarım var arkadaşlar. Tabii mutfağımı görmeyin öyle karışık. Böreklerimi yaptım. Şimdi kızartacağım onları. Kahvaltımızı hazırlayacağız. Şimdilik benden bu kadar. Sonra görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, yeniden merhabalar diliyorum. Amcam kız şöyle bir kabak vermişti bize. Şimdi ben onun kabak tatlısı yapacağım. Bir de şöyle de havuç tarator yapacağım inşallah. Havuçları soyduk, yıkadık. Şimdi ben bunları rendeleyeceğim. Bunları da şekere doğrayacağım. Şekere yatıracağım. Yarın sabah inşallah pişireceğim bunları. Bunları da şimdi rendeleyeyim. Görüşürüz. Evet, bu şekilde doğradım arkadaşlar. Şimdi şekerini de ilave edince yine görüşürüz. Şimdi kabağımızı şeker dökelim arkadaşlar. Tekelle de biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Tribut kırmadım. 2 su
su bardağı veya 2,5 su bardağı şeker koyuyorum arkadaşlar. Benim eşim biraz tatlı seviyor bunu. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu ağzını kapatacağım. Yarın sabah inşallah pişireceğim. Bu şeker burada eriyecek. Ondan sonra kısık ateşte pişireceğim. Piştikten sonra inşallah yine görüşürüz. Gösteririm size. Evet, şimdi havuçlarımı rendeledim arkadaşlar. Şöyle tavama da yağ mı aldım. Biraz kızsın. İçine atacağım inşallah. Tabi bu arada havuçlarım da böyle. Kabaklarım da şekeri yatırdım bu şekilde. Burada beklesin. Şimdi bunları atayım arkadaşlar. Biraz kızsın. Evet arkadaşlar, şimdi koydum tavama. Şöyle biraz öldüreceğim onları inşallah. Tepelemeydi, bakın eridikçe eriyor. Gittikçe eriyor evet arkadaşlar, böyle. Evet arkadaşlar, bir de şöyle bir pırasa kesmiştim. Yapraklarını katmamıştım yemeğime. Bunları dolaba atıyorum böyle. Şimdi dedim ki onları da şöyle tavamı yıkadım. Bunları da tavamı atacağım, soğanlı böyle kavuracağım onu. Bu da güzel oluyor. Bunu da bu şekilde de seviyoruz. Yemek olarak değil de kavurma olarak da size çok seviyoruz. Bu şekilde dedim, bunu da yapayım. Şöyle sarımsak bir yoğurdumu da ayarladım. Havuçlarımı kavurdum. Havuçlarımı öldürdüm de onlar biraz soğusunlar dedim. Ondan sonra ekleyeceğim inşallah. Bu şekilde adım adım gösteririm size. Evet arkadaşlar, pırasa kavurmasını da yaptım şöyle. Tabaklara da koydum. Bu da havuç taratoriyi ayrı yoğurdum da sarımsaklı yoğurdu da ekledim. Cevizim yoktu arkadaşlar. Ceviz katmadım. Yani katılabiliyor ama ben katamadım. Yoktu elimde. Bu şekilde. Bize afiyet olsun. Aperatif bir akşam menüsü işte arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Görüşürüz inşallah. Yeniden merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte mercimek çorbası yapacağız. Evde ne varsa ben onu koyuyorum. Şu anda elimde olan malzemelerim. Bir su bardağı, 1,5 su bardağı mercimeklerimi yıkadım. Şöyle bir soğanım var. Şöyle sarımsaklarım var. Bunları katacağım. Patatesim şu anda elimde yok arkadaşlar. Yarın inşallah alacağım. Gelecek patatesim ama marketçi biraz geç getireceği için şu anda yapmam lazım. Katamayacağım bugünlük olarak ama patates de katıyorum, pirinç de katıyorum. Ama şu anda klasik olarak hemen acilde nasıl yapabiliriz diye bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de şöyle tatın salçasını kullanıyorum arkadaşlar. Bu domates salçası. Şu anda biber salçam bittiği için. Şöyle bakın, zeytinyağı koyuyorum ki içi kötü olmasın diye. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi birer birer tenceremizi alalım. Şunları sonradan keseceğiz. Şöyle alalım. Mercimekleri kattım. Tencereye aldım arkadaşlar. Ziya falan koymayacağım. Daha sonra soğanlı biberle yağını katacağım içine. O yüzden şu anda sadece mercimekleri koydum. Yavaş yavaş diğerlerini de doğrayalım. Şöyle yapayım. Ben girişi güzel şöyle soğanı da doğruyorum arkadaşlar içine. Çünkü rondoya vurulacağı için bu şekilde yapıyoruz. Patatesi de aynen bu şekilde doğruyorum arkadaşlar. Tabi bunlar soğan, sarımsağım yıkadım arkadaşlar soyduktan sonra. Öyle, o şekilde şey yaptım. Yani yanlış anlaşılmasın. Yani şöyle doğruyoruz. Hani evde şu eksik şunu yapamam diye bir şey yok. Mutlaka bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Elimizde ne varsa onu yapıyoruz. Kaşık da alalım. Şöyle salçamızı da şöyle ilave edelim. Şöyle de salçamızı, bir kaşık salçamız var.
Bu domates salçası arkadaşlar. Pardon, çok özür dilerim. Evet, üzerine geçecek kadar da su koyduk arkadaşlar. Şimdi ocağa alalım bunu. Tenceremizi. Dün kabak pişirmiştim arkadaşlar. Pardon, şekere yatırmıştım. Piştiği zaman göstereceğim size de diye söylemiştim arkadaşlar. Evet, kabağım pişti arkadaşlar. Üzerine isterseniz fındık katabilirsiniz. İsterseniz pekmez dökebilirsiniz. Hindistan cevizi de döküyorlar arkadaşlar. Ama ben bu şekilde göstermek istedim. Hani isteyen istediği şekilde yapabilir. Kabağım bu arada çok güzel. Amcamın kızı kendi bahçesinde yetiştirmiş. Sağ olsun, bana da hediye etmişti. Sağ olsun, var olsun. Ben de pişirdim. Eşim çok seviyor kabak tatlısını. Ben de pişirdim arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, mercimeğim çorbam pişerken burada da zeytinyağı koy, şey, sıvı yağ koydum. Şöyle birazcık daha salça koydum. Çoklu baharat koydum. Bayağı şöyle uzunca bir çoklu baharatlar var. Ben onlardan kullanıyorum. Pul biber koydum. Hafif de karabiber koydum. Şimdi bunları çorbam piştikten sonra bunları çorbama ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, benim çorbam pişti. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir de afiyet şifa olsun inşallah. Yeniden ben geldim arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden izleyeceğiniz için çok teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Tabi bu arada yarın Cuma. Cumanız mübarek olsun inşallah.